Evet, video severler. Eskilerin efsane oyunu, şimdilerin unutulmuş, hatırlardan silinmiş ama tekrardan sizlere canlandırmak istediğim bir oyunu sunacağım. Tabii ki bunun adı, bilenler bilir, Taichi Panda. Serileri çıktı bunun, 3'ü falan çıktı ama bunun kadar tutulduğunu bilmiyorum. Benim en çok sevdiğim serisi bu. Eskiden şu karakter yoktu, bu karakter yoktu, bunlar vardı. Benim ilk başladığım karakter büyücüydü. Yine büyücüyle mi başlasam yoksa sizlere ninja ile mi başlasam bilemedim. Ninja ile başlayalım o zaman. Ninja biraz daha seri dönebiliyor aslında. İsmini oluşturalım. İsim diyelim ki şu an düşünüyorum ne olsa diye. Hadi gamer diyelim biz ya. Gamer ya da bizim en eski adımızı kullanabiliriz. Joker diyebiliriz. Başına da gamer diyelim. Tamam, karakteri oluşturalım. Tabii hepimizin bildiği gibi 6. levele kadar seri bir şekilde öğrenme kısımları var. Oyunu bize tanıtıyor. Bu kısımlarını muhtemelen size kesip atlayıp direkt 6'dan başlatabilirim. Bilemiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi biraz ninja seri dönüyor. En yavaş dönen bence o Hel gibi olan, helleyen yanındaki canavar şeylere, takım arkadaşlarına falan can veren var. O birazcık yavaş dönüyor çünkü skilleri falan çok kuvvetli değil. Bu karakteri öyle oluşmuşlar. Bu alttaki sarı şeyi işaret etti az önce. Bilmeyenler için söyleyeyim ki bilirler herkes bu oyunu. Onu böyle bitirdiğimizde canavar kırmızılaşıyor ve vuruşumuz iki katı oluyor. Bu şekilde. Ninja karakterini çok kullanan var. Seri çünkü. Ama en üst seviyelere gelenler daha çok büyücüyü kullanıyorlar. Evet, seçiyoruz ve hemen bize tabii ki burada gene yönlendiriyor. Zırhını giy falan filan diye. Eskiden ne zırhlar vardı? Şimdi uçtu gitti her şey. Eskiden biz turuncu zırhları basıp da kasıyorduk. Şimdi artık bırak turuncuyu, Hades'tir, elektrik olan işte şampiyon zırhı falan filan, hepsi onlar hayal oldu, hikaye oldu. Tek kozmos zırhlarıyla başlanıyor. Biraz o işi kolaylaştırdılar ama yine de emek harcanması lazım, yani emek vermeden olmuyor. Aslında çok zevkli bir oyun bu. Yani büyük savaşlarıyla, ne bileyim, klan kapışmalarıyla falan. Ama şey, bug'a girmiş gördüğüm kadarıyla. PvP modu bug'a girmiş. PvP modunu tutmadım. Çünkü karşındaki adam hareket etmiyor gibi bir şey. Eğer güçlüysen direkt indirebilirsin yani. Bir de eskisi gibi adil gelmiyor karşındaki. Eskiden atıyorum 40 levelsen sana da o seviyelerde birileri geliyordu. Şimdi 15 level, pardon, 18 levelde açtı ilk. 18 level, 19 level olarak girsen karşına 100 level de gelebiliyor, 70 de gelebiliyor atıyorum. Yani biraz onu değişmişler, bozmuşlar açıkçası. Ya bu oyunda yabancılar çok çabuk gelişiyorlar. Çünkü dolar kurunda onlara göre ucuz geldiği için oyuna para yatırıp direkt fulluyorlar her şeyi. Bizde tabii ki pahalı geldiği için böyle bir şey yapan varsa da azdır. Parası bol olanlar, Bitcoin'de çok tutanlar falan filan diyebiliriz. Becerik kısmı. İkinci bir skillimiz açıldı. Yani şunları biliyoruz deyip de hepsini tık geçip kendin çalışsan daha kolay, güzel olurdu. Ama yine de her şeye rağmen kalabalık yani oyun.
Türkler de görüyorum bu arada. Türkler de var. Türk planları var. Genelde Ottoman diye kuruyoruz biz Osmanlı. Öyle görüyorum yani. Arkadaşlar bu arada bu YouTube'a atacağım benim hayatımdaki ilk videom olacak. Desteklerseniz sevinirim. Taçi Panda serisinin devamını getirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Neler olur neler olmaz. Yani oynamak isteyenler, vakit geçirmek isteyenler için güzel bir oyun. Aslında çok uzun zamanını da vermeniz gerekmiyor bu oyuna. Yani günlük girip görevleri yapıp çıkabilirsiniz. Hani ara ara girip ileride göstereceğim pet şeyleri var. Onları toplayıp tekrardan çıkabilirsiniz. Yani bir PUBG gibi girdiğin zaman işte aman çıkamam, kupa düşerim gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü o oyunun şeyi farklı, tarzı farklı, bununki farklı tabii ki de. Kaç oldu şu anda? Bize pet falan verecek herhalde. Hazine açılacak. Hazineden bize pet verecek falan falan. Bunu bilerek kolay yapıyorlar zaten. Şimdi elektrikli mor bıçak verdi. Bunu kuşanacağız. Ya bunu bize yükselttiriyor ya. Bunun nesini yükseltiyorsak. Öyle al. Sonrakine git. Görüyor musun? Peşimde bak koşanın bir sürü insan var orada ya. Yani yeni baştan başlayan insanlar da var böyle çok fazla. Girelim. Sizler de benimle beraber yeniden başlayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda belki klanlar kurarız beraber, klan kurarız. Gördüğünüz gibi elektrikli bıçak verdiği zaman eskiden şampiyon bıçak tercih edilebilirdi işte bunun için yani Hades de tercih eden var tabi de şampiyon bıçak direkt böyle yanındakilere falan iki kat etkiyle vuruşumu arttırtıyor yani öbür taraflara doğru. Gördüğünüz gibi elektrik etkisi adam çarpar. Göz buz. Lütfü bosslar da önden değil arkadan da alacaksınız. Çünkü önden bir etki yok. Tutturabilirsin tabii. Şerefsiz önden arkadan. Bunu havaya zıplattıktan sonra skor. Böyle düşürmeden bitirebilirsek işimiz iyi. Tamam. Ya çok güzel efektleri var aslında oyunun. Ama Türkiye bunda şu anda tutulmuyor artık herhalde bildiğim kadarıyla. Çok oynayan yok. Hele YouTube'da ben hiç video görmüyorum onunla ilgili. Onun için bir video çekmeye karar verdim. Benim normalde bir tane karakterim var aslında. Onu da yeni başlamış gibi bir şeyim. 30-45 level. Diğer serverda. Ama işte bu yeni baştan başlamak için bir video çekmek istedim. Yani herkese sıfırdan nasıl olduğunu göstermek için.
Bilmeyen insanlar var gerçekten. Hani oyuna girip de öğrenmek isteyen insanlar var. Soruyorlar, orada yazıyorlar işte oyuna yeni başladım, şu nasıl olacak, bu nasıl olacak gibi. Eğer merak ediyorsanız işte bu videoyu izleyerekten ilerleyen bölümlerde de neler yapabileceğinizi, nasıl daha seri bir şekilde kasılabileceğinizi göstereceğim. Bu oyunda önemli olan çok level, hızlı level atlamak değil. Az levelde çok mikte sahip olmak, güce sahip olmak. Evet, bu son oyunum olacak herhalde. 6. level olacağım, sonra bitecek bu. Antrenman modu. Size birkaç oyunun içeriğinden gösterebileceğim. Bu arada pet verdi bize. Onu konuşurken artık zihnim o kadar otomatik alışmış ki ne yapmam gerektiğini anlatmadım onu. Biraz da biliyorsunuz diye anlatmıyorum. Yani peder bildiğiniz gibi bizim yanımızda savaşanlar. Bunların ileride bize ekstra güç veren şeyleri oluyor, özellikler oluyor. Onu bastığımızda bununkisi mesela can veriyor. Şu an yanımda bulunan tutulki. Bayağı iyi oluyor. Şimdi kolaylaştırıyor şu elektrik işi ya. Bu oyunda şans faktörü çok önemli. Yani özellikle az sonra göstereceğim şeylerde çok şansınız iyi olursa bayağı hızlı bir şekilde gelişebiliyorsunuz. Ama şansınız çok iyi değilse ne yaparsanız yapın o kadar hızlı gelişilmiyor. Ben mesela kendi diğer karakterimde 10k elmas harcadım. Yine bir şey olmadı yani. Diğer bir başka başladığım zamanda da tek atışta çarklarda falan çok güzel şeyler düşünmüştüm yani. Böyle şeyler olabiliyor. Evet, bu da bitti. Sanırım eğitim modunu tamamladık. Göreceğiz, bildiğim kadarıyla böyle olması lazım. Evet, level 6 olduk. Eğitim modu bitti bildiğim kadarıyla. Bize işte burada gösteriyor. Her bölümü geçtiğinizde böyle bir sandık var altta diyor. Onu toplayın diyor. Onu yükselt diyor ama ben yükseltmeyeceğim. Aa, bu otomatik yükseltiyormuş, pardon. Tamam, artık bitir bize ya. Antrenmanı bırak. Tamam, anladık. Evet arkadaşlar, şimdi antrenman modumuz bitti. Şöyle bir kenara geleyim. Gördüğünüz gibi bayağı da oynayan var. Oyunumuzda altta birlik var. Onlar daha açılmadı. 20. levelde. İşte 45. levelde binek diye bir şey açılacak. İleride göstereceğim. Petlerimiz var burada. Az önce bir petimiz olmuştu işte. Becerilerimiz var. Becerilerimizi buradan geliştirebiliyoruz. Hangi seviyedeyseniz o seviyeye kadar zaten gelişiyor. Bir üstüne kadar. 6'ysanız 7'ye kadar. Burada gördüğünüz gibi bir çark var. Çarka bastığımız zaman işte ben buraya 10k elmas yatırdım arkadaşlar ama bir cacık çıkmadı. Evet, bir öbür karakterimde sadece bu çıkmıştı, Yadigar. Yadigar'da ilerleyen bölümlerde ne olduğunu anlatırım. Şuradan mesela bir kanat düşse bize veya bir XP100 düşse direkt VIP oluruz, 10 oluruz. Veya şu çok önemli olacak bizim için. Şimdi şansımıza bir tane basalım, bakalım ne gelecek. Gördüğünüz gibi çok fazla bir işe yarayan bir şey değil. Bu geldi. Burada günlük 7 gün boyunca, 1 hafta boyunca toplayacağınız şey var. Eğer bir yükleme yaptıysanız buradan da bunu da bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Yani şu üstteki kısımlardan. Eğer yükleme yapmadıysanız sadece alt kısımlarından 7 gün boyunca yararlanıyorsunuz. Her gün bonuslar var. Giriş bonus ödülü. 30 gün boyunca sürüyor bu. Yani 30 gün bittiğinde de sıfırlanıyor. Buradan topluyorsunuz. Gördüğünüz gibi 10 tane panda kardeşin ruhu verdi. Bu bize bir tane daha pet kazandıracak. Artı 10 elmas verdi ve 3 tane de macera zarı verdi. Macera zarı da az önceki, şimdi göstereceğim daha doğrusu. Sunucu peti var. Sunucu petinden de gene buradan işte bu kozmos zırhlarını tamamlayacağız biz buradan.
Kozmoz zırhları tamamlandıktan sonra da her gün onun parçacıkları olan kozmoz zırh parçacık kutularından verecek. Bu parçacıklar da pazar yeri jetonu. Şuradaki pazar yeri açıldığında burayı yenilememize yarayacak. Az önce gelen macera zırhı zarını buradan eritiyoruz ve şurası. Taiichi macera zırhı hemen savaş yolunun yanında bulunuyor. Ona bastığımızda burada 3 tane. Burada en önemli, en güzel şey benim sevdiğim tabii ki de bu. 34. kalite rün sihiri. Buranın içerisinden güzel rünler geliyor. Rünün ne demek olduğunu açıldığında sizlere göstereceğim. Biz burayı bir çevirelim bakalım ne gelecek. 3 tane var. İlk hakkımızda 60 tane pet geliştirici geldi. 10 tane enerji geldi. Bir tane de pet özel uyandırma geldi. Şu an o zaten açık değil. 40 küsür levelde açılacak. Şu anda gene bize yarayan bir şey yok. Burada da bir tane ücretsiz açma hakkımız var. Eğer VIP 2 falan olduğumuzda 2'ye çıkacak. İşte VIP yükseldikçe daha da o katlanıyor. En son 4 olması lazım. 4 defa açma hakkımız oluyor. Bonuslarda almadığımız ne var? Çevrim içi. Ne kadar çok çevrim içi kalırsan diyor. Buradan sana ödüller vereceğim diyor. İşte 3000 dakikada en son ne varmış? 200 elmas varmış. Sistemde ne var? Ünvanlar var tabii ki de. Bu ünvanlar haritalarda ilerledikçe açılıyor bazıları. Bazıları beceri ünvanları, bazıları rune ünvanları işte vesaire. Oyunda geliştirdiğiniz kadar, geliştiğiniz kadar, işte beceri sarf ettiğiniz kadar, beceriniz olduğu kadar olduğunda bazı yerlerde bunlar açılacaklar. Haritadakiler açılıyor. Yarışmalardan kazandığın işte festival falan, zindan. Bize en önce gelecek olan çaylak, işte haritada hem şey var, bir de şu şey gelecek, neydi onun adı, heybetli. Çünkü kozmoz ruhlu sırlarını tamamladığımızda heybetlinin daha karşılıyor yani. Çünkü bu unvanı almak için kalitesi 34 olan 7 parça ekipman giymelisin diyor. Biz de onu giyeceğiz 7 gün sonra zaten bu. Heybetlimiz olacak bir tane ve uzun süre onu kullanacağız. Herhangi bir bize göre güzel bir şey olmadıkça ona devam edeceğiz. Panda ruhunu şu anda takmayacağım. Burada pet vatanı var. Görüyorsunuz petler, klanlar, anima taşı ve pet vatanı. Pet vatanını mümkün olduğunca sürekli yapmaya çalışın. Buradan çok güzel ödüller geliyor. Altın sandığı ve kozmos kutusu, bunlar gelecek. Bunları biriktireceğiz arkadaşlar. Ne kadar biriktireceğiz? Atıyorum 100 tane falan olduğunda açacağız. Daha çok şansımız oluyor ve daha güzel şeyler oluyor. Burada bize ne gelmiş bakalım, bir pet özel uyandırmaydı, evet. Burada herhangi bir şeyimiz var mı? Aldığımız yok. Evet. Arkadaşlar bugün sadece giriş ve başlangıç olarak bunları göstermek istedim. Yarınki videomuzda ise muhtemelen bonus olarak bıçağımızı alacağız ve haritadan birkaç ilerleme yapacağız. Bakarsınız ben biraz ilerleme kaydederim ve size sonra video çekerim. Duruma göre bakacağız. Oyun genel itibariyle böyle. Yani zevkli bir oyun. Bence oynamaya değer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu dediğim gibi benim ilk videom ve bana destek olursanız çok güzel olur. Destek olup abone olmanızı bekliyorum.